Memnunum. Memnunum, memnunum. Yolunda gidiyor her şey. Mutluyum yani. Kızım yani 5,5 yaşında işte çok güzel büyüyor. Bu yıl anaokulu bitecek işte. Seneye ilkokula başlayacak. Onun doğru büyüdüğünü görmek beni çok mutlu ediyor. Bizim Alican'ın oynadığı bir dizi vardı Şubat diye. Oradaki karakterlerden birinin adı Sabah'tı. 2013 yılıydı, daha çocuk fikri de yoktu ortalıkta. Aa, ne güzel isim, ne fresh bir isim falan dedik izlerken böyle. Sabah, aa ne güzel isim. Bir gün kız çocuğumuz olursa Sabah koyarız belki falan olduk. Ondan sonra işte 3. 4. ayında hamileliğin cinsiyeti belli olunca sürprizsiz Sabah oldu yani. Tabii daha hani baba olunca, çocuk sahibi olunca hayata farklı bakmaya başlıyorsun. Yani çocuksuz bir Emrah'ken daha tahammülsüzdüm herhalde. Sabah'ın doğumuyla birlikte daha iyi bir insan olmaya başladım herhalde. Dedemden kalan bir tavşanım vardı. 1925'lerden kalan bir tavşan. Hala duruyor Ayvalık'taki evde. Zaman. Biz eskiyoruz da işte eşyalar eskimiyor. Yani koşmamayı öğretti galiba. Artık hani biraz daha sakin olmayı öğretti bu 40 yıl. Sen istediğin kadar koşsan da kovalasan da olacağı kadar oluyor. Fazlasını çok da fazla kaşımamak lazım. Bir şeyleri oldurmak için çaba göstermeye okey ama çaba göstermekten daha öteye geçmeye artık karşıyım yani. Oldurmaya çalışmak yorucu oluyor ve 40 yaşından sonra bir şeyleri oldurmaya çalışmaktan vazgeçme arifesindeyim. Olduğu kadar. Ya ben çok işte göz önünde olmayı seven bir adam değilim. Yani göz önünde olmayı sevseydim oyunculuk yapmaya devam ederdim. Devam etmek istemiyorum aslında. Çünkü hani bu kadar görünür olmaya gerek yok yani. Yaptığımız işler görünsün yeter. Toplam 5 tane oyun devam ediyor. Ara ara işte o ekiplerden ya bize bir uğrasana işte bir izlesene falanlar dışında. İşte okul var. Aydın Üniversitesi Konservatuvarı'nın 4. sınıflarına bir oyun sahnelemeye çalışıyoruz. Ölümüne diye oynanmıştı. Kenter Tiyatrosu'na çevrildi. Adı da Ölesiye. Moira Buffini'nin uyarladığı bir tekst. Nikolay Erdman'ın İntihar diye bir oyununda. Mehmet Birki'ye, Mehmet Hoca koymuştu daha önce onu sahneye. 4. sınıflara da oyunu seçmişler. İşte çocukları da tanıdıkları için kastı yapmışlar. İşte Ekim başında başladık onlarla çalışmaya. İyi şimdi sınavları falan var. Tam işte final vize öncesi. Yoğunlukları var tabii. Hani çok fazla prova yapamıyoruz. Bakalım ne olacak yani. Çünkü benim anladığım hani 4. sınıf yani biz Bilkent'te 4. sınıftayken hiç meslek dersimiz yoktu. Sadece oyun provasına girmek ve oynamakla mükelleftik. Geçen hafta şeye gittim Mimar Sinan Konservatuvarı'na. Onlar da aynı durumdaymış. Yani 4. sınıfta onlarda da oyun provası dışında dersleri yokmuş. Ama Aydın Üniversitesi'nin öyle bir tasarrufu var. 4. sınıf öğrencilerinin dersleri var. Tez hazırlıyorlar bir yandan oyun provalarına giriyorlar. Bu da tabii verimi etkiliyor açıkçası. Bilkent'te işte ilk aşamaya Deli İbrahim, Turan Ofuzoğlu'nun Deli İbrahim'i bir de bir şiir okutmuşlardı. Melih Cevdet'in Düzenli Dünyası. İkinci aşamada da Amfitriyon Sozi. Moller'in Amfitriyonu'ndan Sozi tiradı. Bir de Bir Deli'nin Hatıra Defteri. Çok çalıştık canım o dönem. Yani 16 yaşında çalışıyorduk ya. Keşke o kadar erken girmeseydim okula diyorum. Yani ben 16 yaşında liseden mezun oldum. Kredili sistemde o zaman. 5 dönemde mezun oldum. Kasım doğumlu olduğum için de okula erken başlamış oldum. İlkokuldan itibaren. Çok erken yani. Bölümü Allah'tan 17-18 yaşında geçtim de. Sanki böyle 20'lerde falan girseydim daha iyi olacaktı. Yani okulda öğretilen şeylerin farkına varmak. Yani ilk 2 yıl çöp. Yani 3. sınıfta biraz farkına vardım. Orada da geçmiş olsun tabii. Zordu ilk 2 yıl. Anlamaya çalışıyordum. Ve hani bir de ben konservatuara böyle ham malzeme olarak girmedim. Yontulmuştum biraz konservatuar sınavına çalıştıranlar tarafından. Bilgi ve eğitim fazlasını atmaya çalışmakla geçti. Hocalar onu kırmaya çalıştılar. Ben de öğrenilmiş kırmaya çalıştılar ilk 2 yıl. Ben de galiba direniyordum onları kırmamak için. Onlar da kırmak için direniyorlardı. 3. sınıfta anlamaya başladım nasıl olduğunu. İşin doğrusunun nasıl, çalışma yönteminin nasıl işlemesi gerektiğini 3. sınıfta falan anlamaya başladım. O zihinsel olgunluk dediğim şey. Aydınlanma orada başladı. Tam da o noktada zaten oyunculuk yapmak istemediğime karar verdim. Ama işte Türkiye'deyiz. Eski enayileri kırpıp yıldız yapıyorlardı bizim zamanımız. Şimdiki kuşak daha şanslı. En azından reji yapmak isteyenlerin önü daha açık. İşin yolunun oyunculuğu araç olarak kullanıp yönetmenliğe geçiş olduğunu farkına vardım. Çok zor bir şey o. Yani sıfırdan bir şey inşa etmekten daha zor fazlalık atmak. Yani attıkça da oluyor. Yaptıkça değil, attıkça oluyor aslında. Yani önce bir yapmaya uğraşıyorsun. Ondan sonra yaptıklarını atmaya çalışıyorsun. O zaman oluyor.
Bizim atölye hocamız Zurab Sikorluce'ydi. Türkiye'deki ilk sınıfıydı Zurab hocanın. Çok şey öğrendim. Yani oyunculuğu Türk hocalar böyle sezgisel yaklaşırlar genelde. Kendi birikimlerini yansıtırlar öğrencilerine. Zurab hoca ilk defa oyunculuğun öğretilebilir bir şey olduğunu bize ispatlamıştı. Onun yaptığı işi, onu hayranlıkla izliyordum böyle. Sonra 3. sınıfta, 2. sınıfta bir oyun koydu Emre Karayeller'in sınıfı. O oyununda da bizden de faydalandı. Orada deneyimledim. Hani bir rejisör nasıl çalışıyor? Adam sonuçta akademik rejisör. Onun yaptığı iş çok büyülü geldi bana. Yani bir bütünün oyuncu olup bir bütünün parçası olmaktansa rejisör olup bütünü oluşturmayı daha eğlenceli ve büyülü buldum ben. Bir de şu var, hani oyuncuyken seninle ilgili bütün kararları başkaları veriyor. Kapalı kapılar ardında işte şunu oynasa diyorlar, bu bunu oynasa diyorlar. Onu sevmiyorum ben. Kişilik yapısı herhalde. Benim kendimle ilgili bütün kararları ben veririm arkadaş. Siz bir yere kadar verebilirsiniz diyebilmek için de aslında bir yandan hani yönetmen olmak istedim. Kendime dokundurtmuyorum fazla. Benimle ilgili neyin doğru olup olmadığını sen karar veremezsin. Ben karar veririm. Oyunculuk zaten yeterince kısıtlayıcı bir şey benim için yani. Her gece orada olacaksın, 8.30'da perde açacaksın, bekleyeceksin, bir saat önce gideceksin, hazırlık yapacaksın, oyun başlayacak, imana kuvvet başlayacaksın oyuna, işte 400 çift göz, 200 çift göz neyse işte seni izleyecek, yeterince hani beni geriyor. Yönetmen olarak çok şey gelmiyor artık, sakinledim yani, eskiden daha çok geriliyordum ama. Prodüksiyon büyüdükçe tabii sorumluluk artıyor. Yönetmen Emre Eren olarak oyuncu Emre Eren'le çalışmazdım. Çünkü bu işte yönetmen adam oyunculara iyi davranıyor. Yani iyi bir adam iyi davranıyor. Onların konfor alanlarını hep geniş tutmaya gayret ediyor. Üzmemeye gayret ediyor. Yani onlara sıkıştıkları zaman yardımcı olmaya gayret ediyor. Yani işin sanat sepet kısmı değil. Üretimdeki huzur. Üretimdeki huzuru tercih ederdim herhalde oyuncu olarak yönetmen abiye. Kimsenin değil, işin iyiliğini düşünmek lazım. Yani tek tek rollerin değil, ışığın değil, dekorun değil, iş önemli. Oyun dediğimiz işte. Seyircinin izleyeceği şey. O izleyeceği şeye yönelik çalışmalı herkes, her birim. Işıkçısı da, dekoratör de. Mesela şu kötü bir eleştirdi benim için. Reji muhteşem. Sen oyunu değil de rejiyi gördüysen ben kötü iş çıkarmışım. Ya da ışık harika. Sen oyunu değil de ışığı daha fazla görüyorsan gene yanlış iş yap. O ikisi muhteşem oynuyor. 10 kişinin içinde sadece ikisini beğendiysen gene kötü iş çıkarmışım. İş önemli. Yani seyirci çocuk gibidir. Yani kaptırmalı. Herkesin saklaması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuların da kendilerini saklaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela anlatıyor. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Arada yaptığımız numaralar var tabii. Hani işte şapkadan tavşan çıkarmak diye tabir ettiğimiz, topu yere düşürmemek diye tabir ettiğimiz numaralar. Hani buluşlar falan oluyor. Bunları buluşmuş gibi değil. Seyirciyi aptal yerine koyup işte gözüne sokarak değil. Seyirci yerine laf söyleyerek değil. Onun bir yolu vardır elbet. Yumuşak bir şekilde halletmek. İyi insan olsun yeter. Yani çok yetenekli olmasına gerek yok. Elbette hani tecrübe, yetenek, çalışkanlık falan hani bunların hepsi önemli ama temelde en önemli şey iyi insan olması, niyetinin iyi olması. Bir de yok olabilmesi, ara ara da yok olabilmesi. Kendi geçmişini, tecrübesini bir kenara bırakıp kendini sıfırlayabilmesi. Bunun için iyi insan olmak yeterli zaten. Yeni izledim şimdi. Serdar Orçin'i ben çok beğeniyorum. Vahşi Batı'da da, 12 Öfkeli Adam'da da. Yani acayip duru. Ahmet de öyle. Ahmet Saracoğlu da öyle. Çok beğendim yani. Yeni izlediğim için hani aklımda ilk onlar kaldı ama Ahmet'le ve Serdar'la mutlaka bir gün buluşmak isterim yani. Serkan'ın yaptığı işi çok beğendim. İşte bu Hakikat Elbet Bir Gün. Serkan Salihoğlu. Yiğit'in işlerini çok beğeniyorum. Engin abinin, Engin Alkan'ın işlerini çok beğeniyorum. Yani şimdi galiba daha çok zorunluluktan ekipler bir şekilde yazıyorlar. Bir şekilde aralarından biri de azıcık kafası çalışan biri de yönetiyor. Ama işte o zaman ölü doğuyor yani. Hem oynayıp hem yönetme zor iş. Çok zor iş. Işık provasını nasıl yapacaksın mesela yani? Kendini tamam hani bir yere kadar asistanla falan idare edersin de. Ne bileyim başka bir çalışma yani. Seyirci evinden çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu unutmamak lazım. Bunun sorumluluğunu ensende, nefesinde hissetmen lazım. Evinden çıkmayan seyircinin yaptığın iş evinden çıkarıyor. Arabasına atlıyor ya da toplu taşımaya biniyor. Oraya gelmek için bir emek harcıyor. Para harcıyor. Yani bugün bir özel tiyatro bileti 80 lira, 100 lira. İşine göre 250'ye, 300'e kadar çıkıyor işin çapına göre. Bir şey yapman lazım ve kusursuz olman lazım. Adalet.
Eyvallah. Sadece senin değil, seninle beraber o işi yapan herkesin kusursuz olması lazım. Kusursuzluğa yürümek tabii yorucu bir şey. Bir işin kusursuz olabilmesi iyi bir yönetmen yardımcısından geçer. İyi bir yönetmen yardımcınız yoksa Mehmet'in mesela, Mehmet Ergen'in Lerzan'ı var. Lerzan müthiş. İyi bir yönetmen yardımcınız yoksa işin kusurlu olma ihtimali doğar. Ben de işte bir yönetmen yardımcısını bulamadığım için, işi de kusursuz yapmak istediğim için yaptığım işleri sırf bu sorumluluktan dolayı. Yönetmen yardımcılığının da sorumluluğunu ben alıyorum. Dolayısıyla kendi oyunumun asistanı gibi, amelesi gibi çalışıyorum açıkçası. Sanat, sepet, işte hayaller en son geliyor. Kendimi üzmemem lazım. Bazen üzüyorum. Dünyanın yıkılıyor. Bir şey oluyor, olmuyor, yetişiyor, yetişmiyor falan. Gerek yok yani. Kendime hep şu telkini veriyorum. Çıkmayan oyunun yok yani. Emrah hani çıkar, bu da çıkar. Merak etme ya. Çıkar herhalde ya. Evde çalışmayı bıraktım artık. Yani çünkü eskiden evde çalışıyordum. Evde çalıştığımla provada anda yaratılan arasında da gidip geliyordum falan. Beraberce orada üretmek daha doğru oluyor, kudretli oluyor. Tabii ki bir çatıyı çalışıyorsun. Hani kafanla bir şeyleri oturtuyorsun ama evde böyle kurşun askerleri koyup oldan girsinler, sağdan çıksınlar kısmını bırakalı yaklaşık 15 yıl falan oldu yani. Prova anının bir kendisinin bir yaratıcılığı var. Hani masanın bir yaratıcılığı var. Ben şey yaparım mesela hani sahnedeyken masaya dönerim, masadayken sahneye geçerim. Aynı gün içinde hem masa hem sahne yaparım. Yere otururuz, sohbet ederiz, ara veririz. O gün prova kötü gidiyorsa içmeye gideriz. O yolculuğun keyfi var yani. Yolculuğun kendisinin bir yaratıcılığı var. Ve bu işi o yüzden yapıyorsun aslında yani. O keyfi yaşamak. İşin yaratıcılık kısmının bir serüveni var. Sen o serüvenin karşısında durup evde çalışırsan o serüvenin karşısında duracaksın ve o serüveni yaşayamayacaksın yani. Beraberce üretmenin keyfi hiçbir şeyde yok. Tiyatro suya yazılan yazı aslında yani. Hiçbir şey kalmıyor yazılan 3-5 tane eleştiri yazısının dışında. Bir şey kalsın yanıma yani ölmeden önce. Hikaye kalsın, insan biriktirelim, dost biriktirelim. Ne bileyim yani hani oyun her türlü olur. Bana kostüm dikmiştir mesela Sadık Kızılağaç oynarken. İlk Cimri'de tanıştım ben Barış abiyle, Barış Dinçer'le. Yakup abiyle bizim tiyatroda çalıştım. Yani oyuncu olarak çalıştım. Ve hepsini onlar tabii fark etmiyorlardı. Gözlemledim yani nasıl iş yaptıklarını, işçiliklerini. Bazen genellikle tasarımcının fikrinin deha olması gerekmiyor. Ama işçiliğinin kusursuz olması gerekiyor. Bu üç isim hani hem tasarımda hem işçilikte dehalar. Dolayısıyla onlardan mesela vazgeçemiyorum. Olmalı. Oyunla seyirci arasında kimse durmamalı. O zaman oluyor bence. Rejisör çıkaradan da oyunu izleyeyim dediğim kaç tane oyun izledim yani. Durma kardeşim oyunla seyirci arasında. Git. Onun için çalışıyorum ve herkesin onun için çalışmasını sağlamaya çalışıyorum. Bir alameti farikam işte varsa olur zaten. Başka bir numaram yok. Bakan tarafında. Oyunun içinde olan oyuncular. Kenarındayım. Ayağımı sokmuyorum. İnşa etme. İlk prova. İlk sahne provası daha doğrusu. Sahneye ilk çıktığımız gün. Masadan kalkıp ilk yaptığımız gün. Orada maya tutmazsa çok büyük paniğe kapılabilirim. Diyor hani kafamdaki yani masada konuştuğumuz şeyleri ilk defa realize edeceğiz ya. İşte ayağa kalktık. Şu ana kadar hiç olmadı ama büyük endişe yaşıyorum yani. O ilk işte çalışılacak. Genelde oyunun ilk sahnesi oluyor ama bazen de mesela kendimde o gücü görmediğim zaman oyunun üçüncü sahnesinden de başlayabiliyorum. O yüzden diyorum her iş kendi biçimini getiriyor, çalışma biçimini getiriyor diye. Kran resimleri. Mesela bana sorarsanız benim şu ana kadar yönettiğim en iyi oyun yani en iyisi. Daha da fazlasını da ben yapamam zaten yani böyle ciğerimle falan yaptığım bir oyun. Ama seyircide karşılık bulmadı abi. Yani çünkü öyle bir hikayeyi izlemek istemedi. Maraş katliamını anlatıyordu hikaye. İnce Aral'ın Kran Resimleri diye bir öykü kitabını uyarlamıştım ben. Bu da keyifli, yani keyifli dediğim acı bir prova süreci yaşadık tabii doğal olarak. Oyuncular işi çok sahiplendiler, orkestra sahiplendi, müzikleri Ayşe Tütüncü yapıyor, Barış abi dekoru yapıyor, kostüm Sadık, her şey yani. Her şey kusursuz, seyircide karşılık bulmadı. Seyirci böyle bir işte şeyimiz var ya. Yani kötü anıları tutmayı sevmiyoruz çünkü o kadar çok kötü anımız var ki yani hani bir tane olsa tutalım da yani hangi birini tutacağını şaşırıyor bence seyirci ve o yüzden kendini üzmek istemiyor. Zaten üzülüyor gündelik hayatta. Bunun farkına varmamıştım ben. Bir de Kran Resimlerinde en büyük eksiğim mesela umut yoktu. O hikayenin neresinde umut olacak ki? İşte seyirci bir nebze olsa o umudu görmek istiyor galiba sahnede. Umudu göremediği için de eşine dostuna tavsiye etmedi. Dolayısıyla oyun böyle azalarak bitti. Ama iyi ki yapmışım dediğim iş, bu açıdan da çok büyük dersler aldığım bir iş yani. Ne kadar kötü olursa olsun işler, bir umut olmalı. Yani seyirciyi oraya getirecek bir umut olmalı. Hiç
Hiç profesyonel hissetmiyorum. Kaygı endişe olmazsa olmaz ki zaten. Yani sıfır. Her iş bittiğinde sıfır noktasına geri dönmek lazım. Bitti, premier yaptı. Sıfır. Sıfırım ben. Dönmezsen olmaz ama yani. Hani dönmek lazım. Bir Baba Hamlet, Don Kişot ve şey, Tartüf sanki bir üçlemeymiş gibi okunuyor dışarıdan dedi. E tabii yani hepsinin bir politik tarafı var. Yani muhalif tarafı var. Üçü de müzikli. Üçü de büyük prodüksiyon. Hani işte biri Danimarka'da geçiyor olaylar. Diğeri uyan İspanya diyor. Öbürü de işte olaylar Fransa'da geçmektedir. Amana dediğimiz. Yani aslında bir üçleme gibi olmuş. Evet. Şimdi dışarıdan bakınca üçü de marka eser. Hani farklı olmasına gayret ediyoruz tabii. Hani galiba biraz durmamda da fayda var. Bir şey kaldı. Yani Karagöz'le ilgili bir şey yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Meçhul Paşa'da meddahlık biraz denedik. Hani onun sınırlarını araştırdık. İşte Bir Baba Hamlet'te orta oyunu, Yeni Dünya esprisidir aslında bütün reji. Orta oyunu denedik. Don Kişot'ta biraz Tuluat Tiyatrosu denedik. Karagöz'ün hala yani bir ya bir gölge perdesine hapsedilmiş durumda ya işte muhafazakar kanat eksen sonrası işte 90 sonrası kendi sanatıymış gibi şu an onu satıyor. Karagöz'le ilgili böyle büyük bir şey yapmak istiyorum ama büyük yani hani bilmiyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Ya anlatacak hikayesi var mı? Önce ona bakmak lazım. Yani hikaye anlatmak istiyorum. Çünkü rejisörlük bence budur. Hani hikaye anlatmak istemekten doğar. Hikaye anlatıcısıyız aslında biz. Anlatacak bir hikayesi yoksa ben rejisör olmak istiyorum. Evet, saçma. Bir ona bakmalar lazım. Ve oyundan bir replikle bitireyim. Kahkahanın deviremeyeceği zorbalık yoktur efendim. Trump fiyatta mesela en zirve halinde zorlu center açıldı. İşte orada 3 tane sahne unique var. İrili ufaklı işte daslar şey baba sahne açıldı ve bütün salonlar dolu. Ya bu çok güzel bir şey. İnsanlar para ayırıyorlar, emek ayırıyorlar, zaman ayırıyorlar. Yani muhteşem. Bir sürü deli var. Tiyatroya para yatırıyorlar yani. İşte Feri gibi işte Şevket abi gibi. Tiyatro adam gibi. Yani sizler şimdi herkes gibi yani hani bir sürü deli var yani. Kaç oldu takipçiniz? 75 bin falan değil mi? Yok. 25 bin de misiniz? Yok. Ha ben 2'yi 7 diye gördüm. 25 bin iyi rakam yani İstanbul için. Çok faydalı görüyorum yani bu tarz oluşumları. Güzel yani. Aslında işin siz seyirci tarafındasınız. Hani seyirciye ulaştıran taraftasınız. Bu da bir meslek gibi oluyor yani hani. İşte No Tiyatro var. İstanbul tiyatroları var. Farklı farklı fraksiyonların, farklı farklı grupların böyle tiyatroyu, kültür, sanat, sosyal medya çok yaradı yani bizim işimize. Ve siz de onu çok başarıyla kullanıyorsunuz. Tasarımlarınız harika. Ah bir zengin olsam. Namlaki kemancı çalıyor. Ah bir zengin olsam sana neler alırdım. Bir zengin olsaydım ben çalışmazdım asla.